Projemizin adından da anlaşılacağı üzere koru, gerçek anlamda bir koru inşa etmeyi hedefliyoruz. Bahçeşehir'in ismine yakışır, gerçekten bahçeli ve yeşille iç içe bir hayat tasarladık ve inşallah bunu hayata geçireceğiz. Şu anda ilk etapımız olan koru evleri ve koru dairelerinin satışı Kasım ayında başladı. İlk baz olan 250-300'e yakın konutumuzun hemen hemen yarısından fazlasının satışı gerçekleşti. Bu satıştan oldukça memnunuz biz de, performanstan. Oldukça yoğun bir ilgi ve taleple karşı karşıya kaldık. Tabii ki bunda eminim ki projemizin dizaynı, yeşille iç içe olması, gerçekten ferah ve yaşanabilir, gerçek anlamda bahçe hayatını sunuyor olması, 90 dönüme yakın bir koru etabının, korunun projemizin içinde yer alması, aktivite alanlarıyla, hobi alanlarıyla, yaşam alanlarıyla, spor alanlarıyla gerçekten de keyifli bir hayat sunacak bir proje olmasından dolayı müşterilerimizden ve ziyaretçilerimizden oldukça olumlu dönüşler alıyoruz. Dediğim gibi yaklaşık olarak 1100'e yakın konut inşa edeceğiz. Bu 200 dönüm alan üzerinde kurulacak olan bu projede 90 dönümü yeşil alan, gerçekten de bir koru inşa ediyoruz. Projemizin inşa edileceği alanda normal şartlarda bitki örtüsü aslında tamamen çıplak bir bitki örtüsü var. Biz buraya 1700'e yakın ağaç ve binlerce küçük bitki dikeceğiz. Şu anda onların tüm tasarımları yapıldı, peyzaj düzenlemeleri, hazırlıkları yapıldı. İnşaatımız başladı. İlk etaptaki inşaat çalışmalarımız inşallah 2019'un sonuna doğru tamamlanacak ve ilk fazlar teslim ediliyor olacak. Bundan sonraki süreçte de diğer fazların inşasına ve satışına geçiyor olacağız. Biraz sonra Cale Hanım'la beraber örnek daireleri, inşallah Cale Hanım'ın ayağına müsaade ettiği kadar birlikte gezeceksiniz. Ümit ediyorum ki sizler de örnek dairelerimizi beğeneceksiniz. Çünkü gayet özenli, dikkatli bir şekilde tasarladık. Hem alanların kullanımı, verimliliği, atıl alan kalmaması anlamında, Evrenol Mimarlık, Jale Hanım sağ olsun iç dizaynı yaparken oldukça güzel bir iş ortaya çıkarttılar. Ümit ediyorum ki sizler de yapılan çalışmayı beğeneceksiniz. Az önce de bahsettiğim gibi Estonşehir Koru gerçekten de adına yakışır bir koru inşa etmek üzere yola çıktık. Bahçeşehir'in en büyük özelliği adında da geçtiği gibi bahçeli bir hayatı insanlara sunuyor olması. Ümit ediyorum ki biz de koru projemizde bunu gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce yaptığımız mahallen projemizde de yine yatay alçak yapılaşma, yatay yapılaşma, bahçeli hayat, mahalle hayatı, komşuluk ilişkilerini dikkate alarak bir proje tasarlamıştık. Koru etabında da yine bütün bunlar dikkate alınmış. Tabiri caizse mış gibi değil. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, çok iyi değerlendirilmiş ve tasarıma da yer bırakan bir planlama söz konusuydu. Dolayısıyla iç mimar olarak gerçekten burada çalışmak benim için çok keyifli oldu. Yaptığımız çalışmalarda da birazdan göreceksiniz. Bu doğayla bütünlüğü iç dış ilişki olarak katlara katmak için güzel bir yol, yöntem bulduk. Çok da uğraşmamıza gerek kalmadı. Gerek cepheler olsun, gerek balkonlar olsun, gerek projenin duygusu zaten iç mekan, dış mekan ilişkisini çok güzel kurguladı. İstanbul'da çok unutulmuş bir değer bu. Çok yakalamamız gereken bir değer. Çünkü şehrimiz elden gidiyor aslında. Keşke daha çok proje bu bilinçte olsa. Biz ne yazık ki çok betonlaşma arasında çalışmak zorunda kalıyoruz. Burada gerçekten çocukluğumda yitirdiğim değerleri işi yaparken geri kazandığımı hissettim. Duygusal bir proje oldu benim için. Teşekkür ederim. İnşallah daireleri de gezecek. Estonşehir'deki hamdolsun bugüne kadar yakaladığımız başarıyı artırarak devam ettirmek. Ama aynı zamanda gayrimenkul sektörü dinamik bir sektör. Her zaman yeni fırsatların doğabileceği, hem yerel anlamda hem uluslararası anlamda gayrimenkulde bir oyuncu olduktan sonra her zaman yeni fırsatları, imkanları da değerlendiriyor olacağımız muhakkak.
Ne dedi sana? Biz Sinan İlçak mı tasarımda farklı olmasın. Yani fark yaratan nedir? Ne dediğimiz zaman o. Şu riski de aldım. Herkese hitap etmek zorunda değil ama bu son derece de